Olay TV ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Bursaspor'la başlıyoruz. Yeşil beyazlılar kritik bölgeden çıkmak için mutlak bir şekilde pazar günü sahasında ağırlayacağı Akhisarspor maçından 3 puan elde etmesi gerekiyor. Yeşil beyazlılar da bu anlamda kritik mücadelenin hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bursaspor sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Akhisarspor'u konuk edecek Bursaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşen antrenmanda kondisyon salonunda kuvvet çalışması yaptı. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Yeşil beyazlı takımın antrenmanı farklı istasyonlarda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti. Değerli izleyenler, Bursaspor'da artık son 5 hafta ve 5 kritik karşılaşma var. Yeşil beyazlılarda da bu karşılaşma öncesinde 8 futbolcunun kritik kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Mesut Bakkal da oyuncularını Akhisarspor mücadelesinde kart görmemeleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bursaspor için ligde kalan 5 karşılaşma final niteliği taşıyor. Kümede kalmak için yarışan yeşil beyazlı oyuncuların şu an önünde önemli bir sorun daha var. Bursaspor'da tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Şeyşu, Umut Meraş, Latovlevici, Ramazan Keskin, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Ertuğrul Ersoy ve Lima'nın kalan haftalar için artık daha dikkatli olması şart gözüküyor. Kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta forma giyemeyecek olan bu isimlere teknik direktör Mesut Bakkal da gerekli uyarıları yaptı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularımın kart görmemesine çok sevindim. Biz gerekli olan şeyleri söyledik. Daha dikkatli olmak zorundayız. Zorlu bu süreçte her oyuncunun vereceği katkıya ihtiyacımız var dedi. Sevgili seyirciler, Bursaspor bu sezon belki Süper Lig'de istediği sonuçları alamıyor. Ancak her zaman olduğu gibi bu sezonda taraftarın desteğini arkasında hissetmeye devam ediyor. Çünkü Yeşil Beyazlıları bu sezon toplamda 301.507 biletli seyirci takip etti. Süper Lig'in 30. haftasında ligin son sırasına demir atan rakibi Akhisarspor karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen Yeşil Beyazlılar bu sezon iç sahada iyi bir grafik sergileyemese de taraftarından destek görüyor. Ligde bu sezon 15 maçı geride bırakan Bursaspor'un bu karşılaşmalarını tribünde toplam 301.507 biletli seyirci takip etti. Maç başı ise ortalama 20.100 biletli seyirci tribünde yer aldı. Bursaspor 147.888 pasolik satarken bu alanda da 5. basamakta yer aldı. Bursaspor'un bu sezon iç sahada en çok seyircili maçı 30.825 biletli seyirciyle Galatasaray mücadelesi oldu. Yeşil Beyazlıların evindeki en düşük seyircili maçı ise 10.100 biletli seyirciyle Kasımpaşa karşılaşması oldu. Bu sezon başı cezalarla dertte olan Bursaspor bir kez daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi. Bu cezaya gerekçe olaraksa Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında yaşanan olaylar gösterildi. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası ile devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Yarı final rövanş maçları bu akşam başlayacak. Programı ekranlarınıza getirelim. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı şöyle: 20. Akhisarspor Ümraniyespor, Perşembe 20. Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray. Değerli izleyenler, bir zamanlar Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla fırtınalar estiren Serge Jehova artık bizden biri. Çünkü takımı Saraykörspor'un bölgesel amatör lige çıkmasında büyük katkı sağladı. Deneyimli futbolcu ve sempatik tavırlarıyla da Saraykör halkının adeta sevgilisi oldu. Serge arkadaşlarıyla birlikte kahvede çay içip okey bile oynuyor.
Süper Lig'de bir zamanlar Antalyaspor formasıyla fırtınalar estiren Fildişi sahilli eski milli futbolcu Sergei Diova, Denizli Sarayköyspor'la şampiyonluk yaşayarak takımının bölgesel amatör lige çıkmasında büyük rol oynadı. Türkçe öğrenip tavırlarıyla ilçe halkına kendisini sevdiren 36 yaşındaki futbolcu, kahvede okey oynayarak eğlenceli zamanlar geçiriyor. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Türkiye liglerinin neredeyse tamamında forma giyen Sergei, geçtiğimiz yıl Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Serenhisar Spor'a, oradan da devre arasında bu sezonun şampiyonu Sarayköy Spor'a transfer oldu. Sarayköy ilçesinde geçirdiği yarım sezonda taraftara kendisini sevdiren ve ilçe halkının adeta içinden biri olan Sergei, burada takım arkadaşlarıyla aynı evde kalıp antrenmanlardan kalan zamanlarda arkadaşlarıyla kahveye giderek okey oynuyor. Futbolda olduğu kadar okey oyununda da iyi olan Sergei, Sarayköylü okey arkadaşlarına oyunda taş çıkartıyor. Türkçesini her geçen gün geliştiren Sergei, Türkiye'yi çok seviyor ve hayatını ikinci memleketim dediği Türkiye'de sürdürmek istiyor. Sempatik tavırlarıyla Sarayköy halkının sevgilisi olan Sergei, Türkçe şarkı bile söylüyor. Unutamam, gülü unutamam. Basketbolla devam ediyoruz. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Žalgiris'i deplasmanda yenerek seride 2-1 öne geçti. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise bu akşam Barcelona Lassa deplasmanına çıkacak. Programı ekranlarınıza getirelim. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde çeyrek final 3. maçlarında alınan sonuçlar şöyle. Žalgiris Kaunas 57, Fenerbahçe Beko 66, Panathinaikos 82, Real Madrid 89. Bugün 21.30, Baskonya CSKA Moskova 22, Barcelona Anadolu Efes. Değerli izleyenler, spordaki gelişmeleri aktardık. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.